Hayrettin Karaman Enflasyon ve İhtiyaç Kredisi Birbirine bağlı birkaç yazıdan sonra bana izafe edilen ve kasten saptırılan iki konuya gelmiş bulunuyorum. Enflasyon kadar faiz, ev almak için faizli kredi. Benim bu ikisine kayıtsız şartsız caiz demiş olduğumu yayıyorlar. Kağıt paranın altın ve benzeri değerli bir karşılığı yok. Bu ve başka sebeplerle bu paranın satın alma gücü durmadan iner ve çıkar. Kağıt parayla alınıp satılan mal pahalanınca, paranın satın alma gücü miktarı azalmış olur ve bu durumda enflasyondan söz edilir. Yapılan bir karza hasen aktini düşünelim. Allah rızası için ödünç veren ve hiçbir menfaat beklemeyen kimse parasını geri aldığında eğer enflasyon sebebiyle paranın satın alma gücü azalmışsa ve mesela ödünç verdiğinde bir torba çimento alabilen bir para ödeme sırasında yarım torba alabilecek kadar zayıflamışsa ödeme nasıl olacak? Bu konu yıllardır tartışılıyor. Makul ve bizce de makbul olan görüş şöyledir. Borçlu aldığı parayı aynı miktarda değil bir torba çimento alacak miktarda ödemelidir. Aksi halde borcunu eksik ödemiş olur. Diyelim ki vadeli bir borçlanma yapıldı. Ödeme günü geldi ve borçlu borcunu ödemedi. Bu tarihten itibaren geçecek sürede yine enflasyon farkını ödemek gerekecektir. Yani ödeme günü geldiğinde bir torba çimento alan para fiilen ödendiği zaman da bir torba alacak kadar olmalıdır. Tabi burada konuyu basitçe anlatabilmek için çimento örneğini verdik. Uygulamada 300'den fazla malın ortalama fiyat hareketi ölçü olarak alınıyor ve buna göre paranın satın alma gücündeki eksiklik enflasyon farkı hesaplanıyor. Ödemede bu fark telafi ediliyor. Bu meşru uygulamanın enflasyon kadar faizin helal olmasıyla bir alakası yoktur. Bu sebeple bir kimse bir faizci bankaya veya tefeciye gitse, kredi aldığı günkü enflasyon rakamına baksa bu rakam diyelim %8 olsa ve %8 ile kredi alsa bu işlem caiz olmaz çünkü parayı aldığı zaman yaptığı akit mesela peşin 100 lirayı vadeli 108 liraya satın almaktır ve henüz vade dolmadığı için %8 enflasyon tahakkuk etmemiştir bu işlem faizli bir işlemdir buna caiz diyen bir fıkıh halimi yoktur ve olamaz Ev için faizli kredi konusu. Bugün binden fazla şubesi ve 15 binden fazla çalışanıyla katılım bankaları var. Bu bankalar müşterilerin ihtiyaç duydukları taşınır ve taşınmaz malları satın alıp vade farkıyla satıyorlar. Buna da fukahanın kahir çoğunluğu caizdir diyor. Kirada veya yakınlarının evinde oturan insanların kendilerine mahsus bir eve sahip olmaları temel ihtiyaçlar, havaici asliye arasındadır. Bu ihtiyacı hal ve ihtiyaçlarına uygun bir ev satın alarak gidermek isteyen Müslümanların yapacakları şey öncelikle katılım bankalarına başvurmaktır. Bu bankalar işlerini görüyorlarsa ve faizci bankaların istedikleri faizle, katılım bankalarının istedikleri kar arasında ihtiyaç sahiplerini sıkıntıya sokacak kadar büyük bir fark, kar talebinin bu ölçüde fazla olması durumu yoksa faizci bankaya gitmek caiz olmaz. Eğer katılım bankaları ihtiyaca cevap vermez veya istedikleri kar faize göre aşırı derecede fazla olursa Müslümanlar temel bir ihtiyacı gidermek için ihtiyaç zaruret sayılır. Zaruret de haramı mübah kılar kuralından istifade edebilirler mi? Bu konuda kafa yoran fıkıh alimleri ikiye ayrılıyorlar. Birilerine göre ev ihtiyacı kiralamak suretiyle de karşılanabilir. Bu sebeple faizli kredi almaya zaruret yoktur. Diğerlerine göre ki ben de böyle diyorum, kiracı olmakla ev sahibi olmak eşit değildir kiracı bir yandan diğer ihtiyaçlarından keserek kira ödemekte, bir yandan da evden çıkarılma veya vefat halinde çoluk çocuğunun açıkta kalmaları endişesi içinde yaşamaktadır. İbn Abidin Raddül Muhtar'da İbn Melek isimli Hanefi fakihin şu yorumunu naklediyor. Temel ihtiyaç maddeleri ve varlıkları zekat matrahı, zekata tabi mallar toplamı bakımından yok sayılır. Bir kimse ev, binek, yiyecek, içecek, ev eşyası, zanaatkarların alet ve takımları, alimlerin kitapları gibi temel ihtiyaç varlıklarından birine sarf etmek üzere para biriktirse, bu paraya zekat düşmez. Ev almak üzere para biriktiren kimse, Açıkta oturuyor olamaz. Mutlaka ya kiralık bir evde veya çadır, kulübe ve benzeri bir yerde oturuyor olur. Buna rağmen bir eve malik olmak onun için temel ihtiyaç sayılıyor ve bunu almak için biriktirdiği paraya i̇bn Melek ve onun gibi düşünenlere göre zekat düşmüyor. Dünyayı cennete çevirmek elimizde. Bu bahsi şöyle kapamak istiyorum. İslam, müminleri birbirinin kardeşi sayıyor. Her bir müminin ihtiyacından fazla olan varlıklarıyla muhtaç olan kardeşlerine yardım etmesini önemli bir ahlaki vazife, bazılarına göre hukuki borç kılıyor. Mekke'li Müslümanlar Allah Resulü'nü tercih ederek bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye göçtüklerinde oralı Müslümanların Ensar'ın onlarla bütün varlıklarını nasıl paylaştıklarını biliyoruz. İhtiyaç içinde kıvranan Müslümanlara artıp taşan mal varlıklarıyla yardım etmeyen ve bu yüzden onları banka kapılarına muhtaç eden zengin Müslümanlara bir şey demeyip de dara düşmüş yoksullara faizden, haramdan, takvadan, sabırdan söz eden hocalara, böyle olanlara bu dünyanın bir de ahireti var diyorum. İhtiyacından fazla mal varlığına sahip olan Müslümanlardan her biri bir yoksul aileyi himayesine alsa, onun temel ihtiyaçlarını gücü yettiği kadar sağlasa Ümmetin hali ne kadar güzel olurdu. Kardeşlik bağları nasıl güçlenir? Emniyet problem olmaktan nasıl çıkar ve vatan dünya cennetine nasıl dönerdi? Bu değişim hiç de zor değil. Yalnızca ahirete tam imana, onu dünyaya değil, dünyayı ona değişmeye bağlı. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak.